Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün de bir akşam yemeği menüsüyle sizlerleyim. Aslında çökertme kebabının tarifini vermek istiyordum ama bunu bir menü haline getireyim. Yanına bir çorba, bir de salata yapayım dedim. Çökertme kebabı bilenler biliyordur, bilmeyenler için söylüyorum. Bodrum'un yemeği, Bodrum'a ait bir yemek. Çok da güzel oluyor, etli bir yemek. Hemen öncelikle etimi bir soslayacağım. Bir süre dolapta bekleteceğim. Şöyle yarım kilo. Ben gene 4 kişilik hazırlıyorum menümü. Eğer etini daha fazla seviyorsanız daha fazla et eklersiniz. Çoğaltabilirsiniz yani etinizi. Pul biber, kekik, karabiber ve tuzu üzerine ekliyorum. Şöyle çeyrek çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Kullandığım et dana eti, yağsız yani sıfır yağ diyebileceğim derecede bir et. Çünkü yağsız et yediğimiz için, ama siz biraz daha yağlı tercih edebilirsiniz. Jülyen şeklinde doğradım. Yani uzun uzun şöyle. Çeyrek çay bardağı da süt ekliyorum. Hepsini birbirine yedireceğim. Eti eğer zamanınız varsa 2-3 saat dinlendirmenizi tavsiye ederim. Ama benim şu an zamanım olmadığı için toplamda 1 saat anca dinlendirebileceğim. 1 saat, 1,5 saat. Üzerine streç film çekiyorum. Dolaba kaldırıp dinlendireceğim. Ben hemen o arada patateslerimi doğrayayım. 5 adet orta boy patates kullanacağım. Bu arada bıçağımı keskinleştireyim derken iki arada parmağımı kestim. Hemen patateslerimi alıyorum. Kirbitten biraz daha kalın olacak şekilde doğrayacağım. Yani ince ince. Şöyle göstereyim. Şöyle ince yapacağım. Kalınlığı da bu şekilde olacak. Kalın doğramayın. Ben şimdi bütün patateslerimi aynı şekilde doğrayacağım. Öncelikle çorbamı yapıp kaldırayım. O kenarda pişsin. Ondan sonra patatesi kızartacağım. Bu arada ne çorbası yapacağımı söylemeyi unuttum sanırım baştan. Ezogelin çorbası yapacağım. Salata olarak da mevsiminden dolayı domates salatası yapacağım. 1 yemek kaşığı tereyağını tenceremin içerisine aldım. 1 adet yemeklik doğradığım kuru soğanı da ekliyorum. Soğanların rengi dönene kadar kavuracağım. Soğanların hafif rengi dönmeye başlayınca 1 adet sarımsağı küçük küçük doğruyorum. Şöyle 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı da biber salçası ekliyorum. Tepeleme olmadan 1 yemek kaşığı da un da koyuyorum. Hafif unu kavuracağım. Çok fazla değil. Un kavrulduktan sonra şöyle 1 tatlı kaşığı dolusu nane ekliyorum. Eğer ezogelin çorbasına et suyunuz varsa çok yakışıyor. Benim şu anda yok. Ekleyebilirsiniz. Öncelikle 1 litre soğuk su ekliyorum. Şöyle bir karıştırayım. Karıştırdıktan sonra da 1 litre kaynar su ekliyorum. Menümü 4 kişi olarak hazırlıyorum ama çorba biraz fazla. Yani bir 6-7 kişiye de yeter. Ertesi günde kalabilir çorbanız. Şöyle karıştırayım. Un içerisinde dağılsın. Tamamdır. Kaynamaya başladıktan sonra içerisine 1 su bardağı kırmızı mercimek, 1 yemek kaşığı pirinç ve bulgur, birer yemek kaşığı da ekliyorum. Tuzunu da ekleyeyim. Şöyle 2 tatlı kaşığı kadar tuz ekleyeceğim. Çorbanın üzerinde yağ çok gibi gelebilir ama piştikçe yiyecek mercimek, pirinç ve bulgur. Yağı o kadar yağlı değil, sadece üzerinde çok fazla toplandı. Artık bundan sonra altını kısıp arka tarafa alıyorum. Çorbamı orada ocağa koydum. Şöyle kızartmak için yağ ekliyorum. Çorbada bir 20 dakikada pişecektir. Yeterli. Yağı ısınması için koymuştum onu. Tekrar aldım kenara. Çünkü etim bu sefer çok geç kalacak. Etimi koyayım. Şöyle dinlendirdiğim eti tencereme alıyorum. Ocağımın altında yakıyorum. Şöyle içerisine 1 çay bardağı su ekliyorum. Kapağını da kapatacağım. Arka tarafı alacağım. Orta ateşte ara ara kontrol ederek pişireceğim etimi. Yağı tekrar ocağa koyuyorum. İlk önce ocağa yağı koymuş bulundum ama etimin de bir tarafta pişmesi gerekiyor. Hemen ısınan yağımın içerisine patatesleri atıyorum. Patatesleri iyice kurulayın. Islak bırakmayın. Şöyle biraz da tuz ekliyorum. Harlı ateşte kızartın patateslerinizi ki çok yağ çekmesin içerisine. Bütün patatesleri kızartacağım. Bir taraftan da ara ara etimi kontrol edeceğim. Et de ortalama bir 15 dakikada pişecektir. Artık eti birazcık da bu tavada kavuracağım. Yağını boşalttım, patatesi kızarttığım yağı. Gördüğünüz gibi suyunu çekmiş, çok azıcık kalmış. Hemen sadece etimizin iyice pişene kadar gerekirse birazcık daha su ekleyerek etimiz önce pişirir, ondan sonra birazcık kavuracağız. Kavurun. 5 dakika kavuracağım. Yeterince kavruldu artık. Bunu da kenara alıyorum. Çorbamı aldım bu tarafa. Gördüğünüz gibi iyice pişti artık. Kıvamını ayarlayacağım. Ondan önce bir blenderdan geçireyim. Yeterli. Kıvamı birazcık koyu. Biraz daha su ekleyeceğim. Ocağımın altını yakıyorum. Kettle'da kaynattım. Sudan birazcık ekleyeceğim. Suyu yeterli artık. Siz de tamamen kendi damak tadınıza göre kıvamını ayarlarsınız. Bir taşım kaynattıktan sonra ocaktan alacağım. Domates salatası yapacağım. Sizler de ne isterseniz o tarz salata yapabilirsiniz. Şu anda mevsiminden dolayı domates salatası yapıyorum. Bütün malzemelerimi küp küpten biraz daha küçük şekilde doğrayacağım. Bu aşamayı biraz hızlı geçeceğim. Çünkü daha öncesinde de çok fazla domates salatasının tarifini verdim. Salata malzemelerimin hepsini doğradım. Bu arada neler koyduğumu saymadım ama isterseniz bir sıralayayım. Maydanoz kullandım, kuru soğan, domates, yeşil biber ve salatalık. Hemen üzerine şöyle zeytinyağı gezdiriyorum. Yarım limonun suyu. Şöyle birazcık da tuz ekliyorum. Bir miktar da pul biber. Artık salatam da hazır. Çorbamın da altını kapattım. Yemeklerimin sunumuna geçebilirim. Bugün de yemeklerimin hepsini hazırladım. Çökertme kebabını bir servis tabağına alacağım tabii ki. Ben sofrada porsiyonluk halinde servis edeceğim için şu an büyük bir tabağa koyamıyorum ama sizlere porsiyon halinde tabağa koyup son halini göstereceğim. Öncelikle neler yaptım bir onları sıralayayım. Ezogelin çorbası hazırladım. Çoban salatası, Bodrum'a ait olan çökertme kebabını hazırladım. Hemen çökertme kebabının son halini sizlere göstereyim. Aynı şekilde ezogelin çorbamın da kıvamını görün. Ben hemen şimdi servis tabağını alacağım. Alt tarafa patatesleri koyuyorum. Üzerine de hazırladığım sarımsaklı yoğurttan döküyorum. Şöyle üzerine de et koyuyorum. Şöyle en üzerine de erittiğim tereyağı ve pul biberi, karabiberi yaktım. Birazcık da bundan ekliyorum. Eğer yağlı olacağını düşünüyorsanız hiç eklemeyin. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Instagram'da da Seval Mutfakta olarak beni takip alabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.